Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz diş hekimi Aslan Ali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? 25 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. 2020 senesinde Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde mezun oldum. Eğitimimiz tamamen Rusça, yani yabancı dille bitirdik. Yaklaşık 3 senedir İstanbul'da çalışmaktayım. Saf Ağız ve Diş Sağlığı Şirin Evler'de çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kanal tedavisi konusu çok merak ediliyor. Kanal tedavisi nedir? Hangi durumlarda yapılır? Anlatır mısınız? Kanal tedavisi tabii dişin mini ve dentin tabakasını aşarak ana pulpaya, hani artık çürüğün pulpaya kadar indiği zaman, hani sinirlere kadar artık ağrı yaptığı, iltihaplamalar yaptığı zaman dişin kanal tedavisinin göstergesidir. Evet. Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi? Diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Tam aksine her 6 ayda herkesin diş taşı temizliği yaptırması gerekmektedir. Çünkü diş taşı temizlemesini yaptırmadığı takdirde diş taşları dantel sorunlara neden olabilir. Yani kemik erimesi, diş eti çekilmesi, bu sefer hastalar dişlerini kaybedebilirler. Maalesef çok önemli. Yani bu bir alışkanlık haline getirilmeli. Bir şikayetimiz olmasa bile gidip bir göstererek bakım yaptırmalıyız, evet, değil mi? Tabii bu hastaya göre değişebiliyor. Bazı hastalara artı bu dişin yapısına bağlı. Tamamen yapısına bağlı. Evet. Peki diş beyazlatma nasıl yapılır? İki tipe ayırabiliriz. Biri F tipi, biri ofis tipi. Ofis tipi dediğimiz klinikte yaptığımız beyazlatmadır. Onu da ikiye ayırabiliriz. Tabii burada dikkat edilmesi gerekenler öncelikle güzel bir muayene olması, dişlerde çatlaklar tespit edilmesi. Bazı hastalarda LED kullanarak yaparız, bazı hastalarda ışık kullanmayız. Çünkü bazı hastaların dişleri çok hassasiyetli olur. Orada sadece beyazlatma ajantalarını sürerek ara ara seanslarla, 15 dakika arasında seanslarla 45 dakika içerisinde yapılan bir tedavidir. Çok güzel. Peki diş ayrıkları neden kaynaklanır? Estetiği sağlamak için nasıl bir tedavi gerekmektedir? Diş ayrıkları genelde genetik olur veya hastaların dişlerini çektirdikten sonra oraya başka bir tedavi yaptırmadıkları takdirde boşluklar, tabii dişler zincir gibidir. Hepsi birbirine bağlıdır. Orada fonksiyon bozukluğu olmaya başlar ve dişler ayrılmaya başlar. Diyastema dediğimiz, yani diş ayrıkları, diş kapanışları tabii bizim her zaman hastalara önerdiğimiz tel tedavisidir. Çünkü daha sağlıklı. Tabii bazı hastalar tel tedavisi uzun olduğu için hemen 5 kısa olanı günde tercih ediyor. Hemen kısa olanı tercih ettikleri evet. için estetik dolgu, lamine veya bazı hastalar ısrarla kaplama yaptırmak istiyorlar. Evet. İşte porselen, zirkonyum değişebiliyor hastaların isteklerine göre. Onu da ama estetik dolgu, estetik lamineler işte bir haftada bitiyor tedavileri. Onunla estetik sağlayabiliriz. Evet. Peki implant tedavisi her hastaya yapılabilir mi? Şimdi implant tedavisi her hastaya yapılabilir. Fakat tabii 3 boyutlu röntgen alarak kemik dokusunun işte kalınlığını kontrol ettikten sonra burada sadece dikkat edilmesi gereken hastanın kronik rahatsızlıkları, kronik hastalıkları, özellikle kalp, tansiyon, aritmi bozukluğu, şimdi ritim bozukluğu daha doğrusu. Şimdi burada özellikle kalp hastaları için rica ediyoruz ve bize üst yazı getiriyorlar. Ve implanta başlamadan bir profilaksi tedavileri oluyor. Hani 5 gün veya 1 hafta antibiyotik kullandırıyoruz ve antibiyotik kullandırdıktan sonra uygun gördüğümüz takdirde implant tedavisi yapılabilir. Evet. Genel anestezi hangi durumlarda yapılır? Tabii şu an çok kullanılmakta gündemde olan genel anestezi. Özellikle çocuklarda hani tedaviye oturmuyorlar çocuklarda. Bazen korkuyorlar korkularından biraz. Dolayı. Evet. Tabii burada bir de yetişkin hastalar var. İşte kusma, öksürük, refleksi olan hastalarda daha çok kullanılıyor. Veya hastanın işte korktuğu halde işte tedaviden veya iğneden çok korkan hastalar var. Onlar için genel anestezi kullanabiliyoruz.
Evet. Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Özellikle hastaların hiç dikkat etmediği bir konu. Çok mesela diş çekiminden sonra oraya zaten bir sponj, bir pamuk yerleştiriyoruz. Onun 40-45 dakika kalması lazım. Ve 48 saat içerisinde hastanın hiçbir şekilde sigara, zararlı içecekler kullanmaması lazım. Kullandığı takdirde alveolit, başka sorunlara, iltihaplamalara neden olabiliyor. Ve bu diş çekiminden sonra iyileşmekte bu süreç daha da uzayabiliyor. Yaranın kapanması daha da uzun sürebiliyor. Evet. Başka sorunlara da neden olabiliyor. Kesinlikle. O dikkat etmek lazım ki sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde onarsın kendini değil mi oradaki hücreler? Peki diş gıcırdatması neden kaynaklanır? Nelere yol açar? Çok da duyuluyor günümüzde bu şikayet. Diş gıcırdatması, bruksizm, stres, yaşam şartları, tabi bu istemsiz olarak gece uykuda oluşan bir şey. Hastaların sabah uyandığında çenesinde çok yoğunluk hissediyorlar ve akşam saatlerinde özellikle baş ağrısına neden oluyor. Bunun tedavileri, farklı yaklaşım tedavileri var. Biz tabi öncelikle hastalara plak tedavisi öneriyoruz. Ölçü alarak özel çenesine plaklar yaptırıyoruz. 15 gün, 2 hafta içerisinde o zaten belli oluyor. Ama eğer plaklar çözüm olmuyorsa burada masseter dediğimiz kaslara botoks yapılıyor. Hı-hı. İkisi bir arada yapılıyor daha doğrusu. Eğer sadece plak hani yardım etmiyorsa hastaya ikisi bir arada yapılarak 10 dakikada zaten masettir kasta bitiyor tedavisi ve bu şekilde hasta rahatlıyor. Evet. Ama bunlar tekrar edebilir tabii. Evet, plaklar plastikten mi yapılıyor genellikle? Evet, gece plakları. Gece plakları şeffaf plaklardır. Bunu zaten ölçüsünü alıyoruz. Özel teknisyenler yapıyor. Ağız yapısına yapıyor. Uygun. Evet, ağız yapısına uygun olarak veriyoruz. Orada işte ölçü alıyorlar. Onların çenesine uygun olarak, dişlerine uygun olarak bize plak gönderiyorlar. Sadece geceleri kullanıyorlar. Bazı da kullanabilir. Hı. Ki zaten kendini 15 gün içerisinde belli ediyor. Evet. Ne kadar sürede bir değiştirilmesini tavsiye edersiniz? Bazı hastalar 1 sene, 2 senede kullanabiliyorlar. Hı. Ama bazı hastalar, şimdi bu sürekli kullanacaksa bazı hastalar 1 ay, 2 ay kullanmıyorlar. Ondan sonra zaten takamazlar. Yani her gün kullandığı takdirde 6-7 ay kullanabilirler. Evet. Ama sürekli kullanmanın da bir mahsuru yok değil mi? Yani değişiklik yapıldığı müddetçe devamlı takılır. Tabii onun hiçbir zararı yok. Hani geceleri takıldığı için. Yani burada amaç yani botoksta da plakta da buradaki bizim amacımız eklemlerdeki o basım gücünü azaltmak. Yani orayı rahatlatmak. Diş sıkmaları dişlerin kırılmalarına çok neden oluyor. Özellikle ön bölgede dişler aşındırılıyor. Ve çok büyük problemlere neden olabiliyor. Hani bu plan zaten zararı da yok. İlerleyen zamanlarda da kullanılabilir. Evet. Yani iki plak mı takılması yoksa tek ya alt ya üst tek de kullanılabiliyor mu? Ben genelde üst çeneye yapıyorum plağı. Çünkü üst çene biraz daha kolay hasta için. Alt çenede birazcık diskonfort oluşturabiliyor. Evet. Bunu alt çeneye de yapılabilir, iki çeneye de yapılabilir ama tek çene, iki çeneye olduğu zaman biraz daha büyük gelebilir hastaya. O yüzden sadece tek çeneye olarak. Daha rahat olabilir. Evet, daha rahat oluyor. Evet. Buradaki amacımız zaten sadece basım gücünü azaltmak, dişlere zarar vermesin. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Tabii oluşturduğumuz bir proje var. İnşallah hayata İnşallah. Gerçekleştireceğiz. Evet. Ama bu tabii biraz yıllar istiyor bizden. Ama amacımız uluslararası, işte Rusya, Avrupa, Amerika ve Körfez ülkeleri bütün bu ülkelere sağlık hizmeti vermek. Burada bir tek bizler değil, yabancı olan ülkelerden de burada bir sağlık kurulu oluşturacağız. İstanbul'da mı düşünüyorsunuz? İstanbul, Beylikdüzü'nde düşünüyoruz. Böyle bir merkez. Öyle bir merkez. Projemiz hazır, sunumunu da yaptık. Onaylanmasını bekliyoruz inşallah. Çok güzel. Ülkemizde de çok gelişti sağlık turizmi. Evet. Gerçekten zaten çok ilgi var. Çok ilgi var. Şu an zaten Türkiye'de sağlık sektöründe sağlık turizmi aşırı derecede artmakta. Özellikle çok ilgi son var. İki senedir
neredeyse %100 arttı evet. Sağlık turizmi. Evet. Böyle bir projemiz var inşallah hayata geçeceğiz. En kısa zamanda gerçekleştirmenizi dilerim. Teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak izleyicilere şunu söylemek isterim. Her 6 ayda rutin olarak kontrollerini yaptırsınlar. Diş hekimine giderek işte bir röntgen çektirerek orada belki bir sorun vardır. Bazen hastalar bilmiyor. Çürük veya farklı problemler oluşabilir. Onları kontrol etmekte fayda var. Çünkü problem daha da çok büyüyor. Bu sefer daha da kötü olabiliyor. Her 6 ayda rutin olarak kontrollerini yaptırıp diş taşları temiz etmelerini ve ağız hijyenine dikkat etmeli. Özellikle fırçalama konusunda doğru fırçalamalarını, taktiklerini doğru yapmalarını günde 2 defa sabah, akşam, yemekten sonra dişlerine dikkat etmelerini diliyorum. Çok güzel, harika bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Aslan Ali'ydi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.